Evet değerli izleyiciler, sıyırma sistemi ve gübre çukurunun yanındayız. Şimdi Celal Bey bize neden bir çiftlikte sıyırma sistemi olmalı ve bunun çiftlik ve hayvan sağlığıyla ilgisi nedir bunları anlatacak. Efendim neden olmalı bir çiftlikte sıyırma sistemi? Özellikle süt çiftliklerinde Türkiye'de görülen, tabii çoğu kez inkar edilen bir hastalıktır, ayak hastalıkları. Ayak hastalıklarının en büyük nedeni nem ve kirli ortam. Kirli ortam ve nemi bulan bakteriler gayet güzel çoğalırlar. Bunun için de sıyırgaç önemlidir. Hayvanın altında sürekli bir temizleyen bir alet var. Sürekli kuru. Hayvanın mikrop kapması için, kapmaması için gerekli olan bir sistem sıyırgaç. Ayak hastalıkları deyip geçmiyoruz. Çünkü en azından kondisyon olarak en az %10, meme hastalıklarına açıklık en az %10, süt veriminde düşüş. Çünkü ayağı hasta olan bir hayvan yem yemeye kolay kolay gitmez. Yem yemeyen hayvan, süt tüketmeyen hayvan süt vermez. En azından bunları düşüneceğiz. Bunları düşündükten sonra da karşımıza sıyırga çıkıyor. Bunu daha iyi bir şekilde yapacak bence başka bir şey yok. Sürekli sıyırgacımız çalışacak, altı kuru olacak. Biz de keyfimize bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yem karma makinemiz var. Oraya gidiyoruz. Celal Bey bize bilgi verecek. Evet, yem karma makinesinin önündeyiz. Bir süt çiftliğinde olmazsa olmaz makinelerden biri. Celal Bey bize şimdi bu makine ne iş yapıyor? İyi makine nedir? Hayvanlara faydası nedir? Anlatacak. Evet, arkamızda gördüğümüz yem karma makinesi. Evet. Bir çiftlikte ne iş yapar bu? Yem karma makinesi bizim TMR dediğimiz olayı gerçekleştiren, yani kesif yem, saman, yonca, slash, bunları bir araya getirip karıştıran, sindirilebilecek düzeye getiren, bunların partikül büyüklüğü yaklaşık yonca ve samanda 5'er santimdir. Bu boyuta getiren ve sindirilebilirliği artıran bir makinedir. Peki bu oranları falan nasıl belirliyorsunuz? Ya da makineye bunları nasıl koyuyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var, rasyon programını kendimiz hazırlıyoruz. Bunu zaten kantarlıdır bizim markası Seko makinemizin. Kantarlı bir makine, kendinden kantarlı. Kuyruk meniyle çalışıyor. Bunun üzerinde kantarı var. Bu kantara da gireceğimiz rasyon programlarını hafızasına yerleştiriyoruz. Daha sonra kendisi bize sırasıyla yonca ne kadar atılacaksa, diyelim 50 kilogram atılacak, 50 kilogram yonca diye söylüyor. Biz atıyoruz. Yoncayı attıktan sonra samanı, samanı attıktan sonra sılacı. Yani bu şekilde gidiyor. Ama bunların miktarlarını kendisi belirliyor ve bize söylüyor. Bir de karma süresi de önemli galiba. Tabii ki. Şu anda ortalama 6-7 dakikada falan homojen bir karışım elde ediyoruz. Tabii homojenlik de çok önemli. Çift felezonla çalışıyor. Homojenliği de 6 dakika içerisinde gayet güzel bir şekilde sağlıyor. Şimdi üreticilerin yaptığı burada bir yanlış var anladığım kadarıyla. Traktörün kuyruk milinden alıyor bu hareketini, evet. Ama orada bir deviri tutturması gerekiyor. Bu nedir acaba orada doğru devir? Bu 540 devirle çalışıyor. 540 devirle de yine işte 6 dakikada rahatça yemimizi homojen bir şekilde karıştırmış oluyor. Peki bu hayvanlar için homojen karışım ne ifade ediyor? Neden homojen karışım olur? O çok önemli. Bir hayvan bir öğünde yemesi gereken, diyelim ki 4 kilogram yemse, bunu yem karıştırma makinemizde homojenliği sağlamazsak bir hayvanın önüne gelen yem miktarıyla diğer hayvanın önüne gelen yem miktarı eşit olmayacaktır. Ya da biri daha az yonca biri az yerken birisi çok yiyecektir. Bu hayvancılıkta her şey birbirine bağlı. Bir hayvan asidoz olur, yemi çok yer, ne bileyim sılacı fazla yer, düzgün karıştırmazsanız. Bunu sağlamak için de tabii ki yem karma makinesi lazım. Yem karma makinesi de işini iyi yapmadıktan sonra her şeyle karşılaşırsınız. Siz de iyi tabii süt alamazsanız ya tabii da iyi düve alamazsınız. Evet, tabii öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgileri için.